Merhaba. Ben narkotik şubeden komiser Akif'le görüşecektim. Kimlik alabilir miyim? Tabii. Yardım derneğinden geliyorum ben. Ailelere yaz döneminde danışmanlık yapıyorum. Adınız ziyaretçi listesine eklenmiş zaten. Buyurun, yaka kartınız. Narkotik şube kaçıncı katta acaba? Üçüncü kat. Sağ ol. Hakan komiserim. Poyraz'dı değil mi? Poyraz, evet. Niçin geldiniz? Melisa'nın ailesiyle ilgili mi? Hayır. Başka bir dosya için narkotik şubeyle görüşeceğim. Anladım. Peki, ben sizi tutmayayım. İyi günler komiserim. Ha, Poyraz. Serap'tan hiç haberin var mı? Bugün atölyeye de gitmemiş. Dün de ek dersi mi ne varmış? Bilmiyorum komiserim. Ben en son 3 gün önceki derse katıldım. Sınıf grubuna bir şey yazdı mı hiç? İletişime geçtiniz mi? Hayır komiserim. İsterseniz sınıftaki diğer kişilerin numarasını vereyim. Onlara sorun. Yok, gerek yok. Sadece merak ettim, sormak istedim. O zaman Serap Hoca'yı görürsem iletirim. Sağ ol, kolay gelsin. Size de. Aç şu telefonu Serap, aç hadi ya. Aç. Yalanlar neymiş bir de senden dinleyelim. Hayırdır? Serap'ı merak ettik de. Kaç saattir arıyorum, ulaşamıyorum. Bir şey mi oldu acaba? Tamam. Siz geri çekilin, tamam. Bende anahtar var. Hay Allah. Tamam, ben bakıyorum. Serap uyan hadi. Serap. Serap canım uyan hadi. Serap. Serap. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum baba. Uyuşmuş kalmış gibiyim burada. Bilirim hep, bilirim. Öyle olur insan. Söz biter, acı kalır. Bak ama unutma. Bu manyaklığın arkasında kim varsa birlikte bulup çıkartacağız, tamam mı? İnşallah baba, inşallah. Sağ ol. Sağlam dur evlat. Bak biz hep yanındayız, tamam mı? Sağ ol baba. Tekrar başın sağ olsun evlat. Hadi. Hadi hoşça kal. Rıza'cığım, kötü bir haber mi var? Var maalesef. Ayla, ben bu çocuklara ne anlatacağım? Yani her gün ölümün kıyısındayız. Ya biz ya da sevdiklerimiz. Böyle mi diyeceğim? Rıza'cığım. Tırnaklarını da çeker misin ayrıca? Tamam komiserim. Ne zaman konuştunuz en son? Bir iki gün olmuştur abi. Beraberdik burada.
Sonra ek dersi gelmiş, arayacağım dedi. Kapandı gitti telefonu. Hatta ben sandım ki... Senden kaçıyor sandın. Evet. Vazgeçti. Görüşmek istemiyor sandım, ne bileyim abi. Benim böyle bir şey aklıma hiç gelmedi ya. Nasıl gelsin oğlum? Haksızlık ettim ben ona ya. Hakan, bunun için kendini suçlama, olur mu? Orada öyle cansız. Nasıl oluyor ya? Kolay gelsin. Savcı Yavuz Türkaslan. Ben komiser Selin, Hakan ve Mesut komiser. Memnun oldum. Maktule'nin yakını Hakan Çınar komiser, doğru mu? Evet, benim. Arkadaşı ifadeye alalım. Nereye alıyorsunuz anlamadım. Ölenin yakınlarından başlanmaz mı soruşturmaya? Hakan komiserin emniyette ifadesi alınacak, o kadar basit. Basit, basit. Öyle mi? Acelesi ne peki? Anlamadım. Savcım, tabii yani işlemleri biz de biliyoruz ama... şu an acısı çok taze olduğu için biraz acele etmiyor muyuz? Anladım, tamam. Başınız sağ olsun. Peki yarına falan geçecek mi acısı? Ya da öbür güne? Ne oluyor ya? Yapma Mesut. Kimsenin acısına saygısızlık yapmıyoruz. Ama işimizi de yapmak zorundayız, öyle değil mi? Hakan komiserim, ifadeniz lazım. Hemen. Anlatabildim mi? Çok iyi anlattınız. Ben geçerim arkadaşlarla. Tamam, ben de geliyorum, bekle. Siz kalıyor musunuz olay yerinde? Evet, evet, ben buradayım. Nerede ne kadar arıza var, gelsin bizi bulsun. Aman aman, bir tane bile sekmesin. Aa, aşkım. Ne oldu? Yine bir cinayet olmuş galiba. Açsana sesini. Özel bir kurumda resim öğretmenliği yapan Serap Demir'den geceden beri haber alınamıyordu. Sabah saatlerinde kapısına gelen komşuları çilingirle kapıyı açtırdığında acı manzarayla karşılaştılar. Serap Demir yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet hakkında geniş çaplı soruşturma başlatırken akıllarda tek bir soru var. Acaba genç öğretmende son zamanlarda kamuoyunda çokça konuşulan seri cinayetlerin kurbanı mı? Bizim kursta hocaydı. Çok tatlı kadındı ya. Yapma ya. Üzüldüm ben de. Yazık olmuş. Kim bu seri katil ya? Bir türlü yakalayamadılar. Bizim civciv uyumuş yine. Bu ara çok uyuyor, farkında mısın? Yoruluyor normal.